Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Amerika, Xtay əməldarlarını cezalaş tedbirlerinin tayyar bolğallıqıdan signal vermekte. Amerika hükümeti yakında Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları ve başka kişilik hukuk defsendiciliklerinin yürgüzülüşü de asaslık rol oynayan Xtay əməldarlarını cezalaş tedbirlerinin tayyar bolğallıqıdan bişaret vermekte. Cənubi Xtay Ətigəlik Poştisi gezisinin 21. iyondaki haberi qarğanda mezkur cezalaş tedbirleri yerşari Magnitski kanunuğa asasen tüzüp çıkılgan bulup, Amerika'nın hükümet katlimedeki nurgun organları bunun tefsilatı ve zürüriyeti üstüde ortak fikirge kilip bulgan. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin sabık əməldari Sarah Sival bu axtı söz kılıp, Amerika'daki paycheki pazarıdaki ölüşü ve paydı mənpəəti oxşumaydıgan guruhlarının hizmet katlımıda muşundaq bir mesele üstüde oxşaş bir noktığı kilişinin özüyle körünerlik bir netice doğru degen. Beijing dairelerinin Şarkı Türkistan'daki 2 milyondan artık Uyghur ve başka milletlerini ceza lagerlerine kamışı ve rayondaki siyasi mengiyüş hareketi halkarada küçülük naradıklarını payda kılıp gelmekte. Şu münasebet bilen Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu yıl 5. ayda Amerika'daki Uyghur teşkilatları bilen alakalışıp, onlardan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikliği de asaslık mesul itibar Xtay əməldarlarını yerşari Magnitski kanunu boyunca cezalaş talepini kollaş hakkıdaki delil ispatlarını yollayışın talep kılgan. Oxşaş ayda Amerika Kengeş Palatası'nın Taşkı Münasebetler Komitesi de makulluktan ötken Uyghur kişilik hukuk kanun layihisi de mu yukarıki mezmunlar öz içige elingan idi. Əfsuslanarlıq yeri şu ki, Amerika Maliye Ministerliğinin ministeri Steven Mnuchin, Amerika hükümetinin cezalaş tedbirlerindeki bu tayyarlıqlarını toxtutup duruşunu talep kılgan. Cənubi Xtay Ətigəlik Poştisi gezdiğindeki haberde Steven Mnuchin'nin bu fikrini berişi de Amerika Xtay otursidiki soğudu münasifetiki təsir yetip kilişdin ənsir gəldiki qayıt kılınğan. 28. iyon günü Yaponiyanın Osaka şəhərində G20 yığını eşildiğan bulup, bunun da Amerika Qatarlıq 19 dövlət və Avropa İttifaqının rəhbərləri qatnaşıdı. Xəbərdə Steven Mnuchin'nin muşu nöqtlərini közdü tutup durup, Amerika hükümetinin ceza tədbirleri iki dövlət otursidiki soğudu kilişimi tosqulluq qılıp koydu digərliki bayan kılınğan. Kişilik hukukunu közüş təşkilatı Xtay İşleri Bölümünün direktörü Sophie Richardson Hanım bu axta toxtulup, biz Amerika hükümetinin Xtay'a qarata ceza tedbirlerini elan kılavatkallıqını körüvatımız. Lekin Xtay'nın dereceden taşkırı eğir kişilik hukuk defsendikilikigi karşı yerşari Magnitski kanununu icra kılışının Amerika ilgiri yolu koyan ceza tedbirlerigi qarata eks təsir payda kıldığı dəb qaraş toğru əməz. Beijing dairleri Çinchuangoğa kildiğen zərbigi qarğanda Huawei'ye kildiğen zərbidin bəkirək ənsireydu. Yerşari Magnitski kanuni simvolluq bir kanun. Eğer onu kullanmasa zulümge uçuravatkan xalıqlarga biz sizlerge köngül bölmeyimiz, sizler bilen karımız yok degen təsirini berip koydu. Biz Amerika hükümetinin Uyghur, Tibet, Hristiyan ve Falun Gongçularının meselesi hakkında nutuk sözlügelikini anlavatımız. Bırak nutuk sözləş əməli tuzuş küçü bolğan tədbirlerden pərıqlındığı digerlerini bildirdi. İstanbul saylımında İmam oğlu qalbi qıldı. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe, Ali Saylam Komitesi'nin kararı bilen kayıtların ötküzülgen İstanbul Şehirlik Hükümet Başlığı saylımında resmi bulmağan neticelerine asaslanğanda Ekrem İmam oğlu 4.741.868, Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin namzati Binali Yıldırım 3.935.453 avazı erişti. Kayıtlanan İstanbul saylımında 10.570.354 saylıgıcıdan 8.925.063 kişi bilet taşıldı. Taşlanan 8.746.464 avaz küçüge ege boldı. 178.599 avaz inavasız hesaplandı. Resmi bulmağan neticelerine asaslanğanda İstanbul şehir başlıkı saylanan Ekrem İmam oğlu 54.21% avazı tan bolğan 4.741.868 biletke. Binali Yıldırım 44.99% avazı tan bolğan 3.935.453 biletke erişti. Saadet Partisi'nin namzati Necdet Gökçinar 47.829 biletke, Vatan Partisi'nin namzati Mustafa İlker Yücel 14.545 biletke erişti. Cumhur Reis ve Adalet ve Terakkiyat Partisi başlığı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ötküzülgen saylamda utup çıkan Ekrem İmam oğlunu tebrikledi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan mundaq dedi.
İstanbul'da ötküzülgen saylamının neticelerinin hayırlık buluşunu tileymen. Milli irade bugün yeni bir kıtım namayen buldu. Gayri resmi neticelerine göre saylamda utup çıkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrikleymen. Xotende 300 mo kölemdeki ceza lagırının varlığı delillendi. Uygur yaşlarımızın Beydu Toru arkalık teşhirip inekleşçe Xotende 300 mo kölemdeki ceza lagırının varlığı delillendi. Bildirilişe Şarkı Türkistan'ın Xoten vilayeti Xoten naisi tevallik de 2. 3. ceza lagırı deb nam berilgen lagırlar baykalgan. Bu ceza lagırları Xoten şehirden 20 kilometre yiraklıkta bulup Xoten naisinin Xanerik, Yeni Avat ve Yeni Erik yazılarına tutaş kumluğu caylaşkan. Bu lagırlar 2015 yılının keyin selingan bulup 2 çoğun rayonu bölüngen. Biri tahminen 300 mo, yeni biri 150 mo kölemdeyken. 300 mo kölemdeki 2. ceza lagırı 6 tarmak rayonu ayrılgan bulup, tömür reşatka sim tusuklar bilen ayrı vetilgen. En üstüdeki bir rayon korallık sakçılarının bazısı buluşu mümkünken. Ceza lagırını korşap durgan korşavı temede 30 neçi köz düşmanarı bar bulup, ceza lagırdaki rayonlarının hemmesi de 5 kavetlik binalar bar. Tahminen 1700 kamera orantılgan iken. 150 mo kölemdeki 3. ceza lagırı yeniden selinip atkan 10 yürüş bina bar bulup, tahminen 1000'e yakın kamer bar iken. İlginleşe Xitay tecavüzçileri yakında Xoten naisinin yeni az digende 50 bin kişini tutkun kılgan. Tayvan'da Xitay'a karşı namayiş partildi. Yeni İratorunun tünügünki haberde malum buluşça Tayvan'daki 10 milyon halk Tayvan Prezident binasının altında Xitay komünistlerine karşı namayiş kılgan. Namayışçılar kızıl teşvikatçılarını kabul kılmayımız, Tayvan'ın demokratik tüzülmesini can tikip koğdayımız diyen şuarlarını tovlugan. Yakınki yıllarda bayan Xitay Komünist Partisi Tayvan'daki kızıl teşvikatını künsürü küçü etmekte. Xitay komünistleri Xitay'a berip ticaret kıldığan Suudigerlerge yeşil çırağı yıkıp berip, onlarını özlerge mayıl kılış üçün hareket kılmakta. Şu arkalık Tayvan'da herhal akbarat organlarını kurup, Xitay komünistlerini yüşürün ve aşkarı maktaydıgan haberlerini besip tarqatmakta ve Tayvan'ın siyasi işlerine telvilerce arlaşmakta. Xitay'ın rezil maksini sezgen halıq köçüge çıkıp, kızıl teşvikatçılarına karşı namayış kılgan. Namayışçılar muhbirinin ziyaretini kubul kılıp, Tayvan'ın Xitay komünist tüzülmesine iğip getişige karıştırdığalıqını bildirgen. Abdurrahim Gani yalğız kişilik namayışının yıllık hatirisi ötküzüldü. Uygur agentliğinin haberde bildirilmişçe 22 iyun şenbe günü Abdurrahim Gani yalğız kişilik namayışının bir yıllık hatirisi dağdığılık hatırlandı. Abdurrahim Gani 2017 yılı 5. ayda ata-anası bilen alaqısı pütülle üzülgendiyken bir yıl buruktumlukta kattık azaplanğan ve üyüden 50 kilometre yıraklıktaki Amsterdam meydanı ve Gollandiya parlamenti aldıda yalğız kişilik namayış kılış iradesi kekelgen. Dam meydanı Gollandiya paytaxtı Amsterdam'nın merkezi meydanı bulup, külliki milyonluğun sayahatçiler, ziyaretçiler ötüşüp durduğun, dağınlık soğudu saraylar caylaşkan kaynak pazarının del otursudu bulup, etrafı da hayvetlik binalar kat götürüp durdu. Amsterdam'nın kış soğukları, pijgırım ısıkları, besik yolları, katnaş kıstançılıkları Abdurrahim Gani'nin bir yıldın buyankı tırışallıkını sulaştıralmadı. Eksice onun iradesini tekimi küşlendirip, ata anısınınla emes lagırgı solanğan bütün ata anılarının bütün müstemliki Şarkı Türkistan'ın azatlık davasına atlandı. Bir yıl içinde onun köplügen kişiler halis yardımlarda buldu. Soğuk su sepken tapitani kılgallar mı buldu? Bırak Abdurrahim Gani bu yalğız kişilik kemesini çölde haydap mangandak test uyulsu mu, hiç boşaşmasın algı ilgirlep mandı. Şunlıklı bu namayışını izgil devamlaştırdıqallıqını, namayışta yeni yeni usullarını kullanıp, halk alamının dikkatini tartışkı tırışıdıqallıqını bildirdi. Mana o bugün Dam Meydanı'da yalğız kişilik namayışının bir yıllık hatırı günü de Uygur Medeniyet günü ötküzüp, namayışını yeniçi bir kıyafet bilen canlandırıp, Dam Meydanı'daki kürmanlıqan sayahatçilerinin dikkatini celip kıldı. Her taraftan gelgen pidakar dostlarının yardımı da çıdırlar meydanının merkezine tikildi. Könül koyup tayarlanan lozunki resimler, vatandaki her türlü zulüm, müstebitlik, irki kırgıncılık, medeniyet kırgıncılıkını eks ettirdi. Meydandaki seyahatçi ziyaretçilerinin mu alahide dikkatini tarttı. Bu namayışını kullanıp, şundakla Abdurrahim Gani'nin takdirlep, Rabia Kadir Hanım mu Dam Meydanı'na geldi ve nutuk sözüldü. Faaliyet mukaddemesi de Abdurrahim Gani ikili sözü kıldı. Andan Rabia Kadir Hanım, vatanımızda buluvatkan zulümler üçün bizlerden mınlıgan,
100 minglagan Abdurrahim G'inilar chiqishi kerakligini, Abdurrahim G'inining Uyg'urlardan chiqqan qahramon ekanligini aytdi. Undan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati vakili Aysa Qarim arab tilida vatanimizdagi ahvollar va Abdurrahim G'inining tirikchiligini so'zlab tushuntirdi. O'tirg shaharlik hukumat vakili Osman lagerlarning tirik shohidi Umar Bekali qatorliklarni so'z qildi. Undan muxbirlarni kutib olish faoliyatlari boshlanib, Uyg'urcha taratqular va chat al axborotlarining muxbirlari Abdurrahim G'ini va Rabia Qodir xonimni ziyorat qildi. Kitoblar, yemakliklar, san'at buyumlari, chalg'u asboblar, duttar, tambur, dab qatorliklarda chalingan mo'ngliq kuylar ziyoratchilarning alohida diqqatini tortdi. Ahmadjon Pidoiyning duttar sadosi yangraganda butun dam maydonining ko'zi uningga tikildi. Belgiyadan davlat atlab kelgan yoshlar tambur, dablarining go'zal sadosini yangratdi. Dam maydonidagi bu o'zgichi faoliyat butun ziyoratchilarning diqqatini alohida tortdi. Faoliyat yana vatanimizning tarixi va madaniyati, hozirgi iyg'ir va keskin vaziyat to'g'risida ziyoratchilarga tushuncha berilib, Abdurrahim G'ini tayyorlagan Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq organlariga taqdim qilingan lagerlarni taqashga chaqiriq jadvallariga imzo qo'yildi. Xitoy Angliyaga tahdid soldi. Angliya Telegraf gazetining xabariga asoslanganda Xitoy diplomati agar Angliya hukumati 230 milliard funt sterling qimmatidagi Angliya kaligoshining Xitoyga import qilinishi cheklamaga uchraydiganligini bildirgan. Bu ayning 5-ida Xitoy rejimi 90-yi yillardagi yuqumli kaligoshi virusi krizisi sababli Angliyadan kaligoshi, cho'chqa go'shti import qilmaslik embargosini bekor qilib etishga qo'shilgan edi. Biroq bu kelishim Angliya to'r sistemasini 5G to'rga ko'tarishga Huawei texnikasini qo'llanish qo'llanmaslikka bog'liq bo'lib qolmoqda. Xitoy ministri Hua Chunhua Angliyani ziyorat qilib 2 kun o'tgandan keyin Angliyadan kaligoshi import qilishga qo'shilgan. Garchi Xitoyning import miqdori aralli 2.2% barliq cho'ng davlat va rayonlar qatorida eng oz bo'lsa-mu, Angliya kaligoshi korxonachilari Xitoyni yanali yushirin bozor kuchiga ega zo'r bozor deb qaraydi. Biroq necha kun o'tibla Xitoyning Huawei shirkatini kaligoshi importiga chetib olishi Xitoyning harvudi to'shqan tutadigan xarakterini yana bir qatim oshkorlagan. Xitoyda dori bahosi shiddat bilan o'rlamoqda. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha Xitoy iqtisodining nacharlashishiga agishib Xitoyda dorilarning bahosi shiddat bilan o'rlamoqda. Asli bahosi 40 nacha yuanlik dorilar 1000 yuanning ustiga chiqqan bo'lib, o'rlash nisbati 30 nacha hissa bo'lgan. Uchurlarda Xitoy xalqining buningdek g'ayri-normal hodisadan qattiq bearam bo'layotganligi, Xitoyning o'z xalqini qoqti-soqti qilishining chekdan eshiyotganligi bildirilib, nurg'un norozilik inkaslari ko'paymoqda. Xitoy o'z xalqini aldashda vosita tanlamadi. Saudi urushida osal ahvolda qolgan Xitoy rejimi o'z xalqini aldab, ta'tir tashviqot qilishda vosita tanlamadi. 23 iyun Xitoyning Sumruq to'ri o'z xalqini aldash uchun ta'tir tashviqot qilib, Amerikadagi 600 korxona Trampning tamojni beji o'stirishini ayibladi deb xabar tarqatdi. Amerikada Amerikadagi 600 shirkat dal aksicha Trampning Xitoy mollariga boj qo'shishini qo'llagan. Egilnicha yaqinda Amerikadagi 600 nacha korxona prezident Trampga xat yozib, Xitoydan tamojni beji elishni qo'llaydiganligini bildirgan. O'tganki oyda 300 nacha shirkat Amerikaning Xitoy mollaridan boj elishiga qarish turgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha Amerika shirkatlarining ko'p qismi Xitoydan yotkalganligi sababli Amerikaning Xitoydan yuqori tamojni beji elishini qo'llaydigan shirkatlarning soni 600 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushyada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.